Kış aylarının en soğuk günlerinden birinde köyün erkek çocukları okulun önünde kocaman bir kardan adam yapmışlar. İri gözleri kara kömürdenmiş. Burnunun yerine kocaman bir havuç koymuşlar. Eski bir tencereyi de şapka gibi kafasına geçirmişler. Köyün kızları da göl kenarında bir kardan kadın yapmışlar gülümseyen kardan kadının da gözleri kara kömürden, burnu havuçtanmış. Kızlar kardan kadının önüne mavi bir önlük bağlamışlar. O hafta havalar iyice soğumuş. Gecenin dondurucu ayazı kardan adam ve kardan kadını son derece mutlu etmiş. Vücutları sağlamlaşmış, neşeleri yerine gelmiş. Ertesi gün okullar tatil olmuş. Üç gün boyunca bütün çocuklar ya okulun önündeki bahçede ya da göl kenarındaki meydanda oyunlar oynamışlar. Kardan adam ve kardan kadının çevresinde neşeli kahkahalar atarak koşuşturmuşlar. Bu arada çocukların konuşmalarını duyan kardan adam ve kardan kadın birbirlerinden haberdar olmuşlar. Bir yerde kardan kadın olur da kardan adam onunla buluşmak istemez mi? İster tabii ki. Ama kardan adam yürüyemiyormuş. Bütün vücudu yere bağlı olduğundan bir ağaç gibi hareketsiz durmak zorundaymış. Kardan kadın da aynı sıkıntıyı yaşıyormuş. Kardan adamla buluşmak, tanışmak, sohbet etmek istiyor ama yerinden kıpırdayamıyormuş. Her akşam çocuklar evlerine gittikten sonra kardan adam ve kardan kadın birbirlerini düşünürlermiş. Bir gece kar perisi onların bu buluşma isteğine dayanamamış. Gece yarısı sihirli değneğiyle kardan adama ve kardan kadına dokunmuş. Onları canlandırmış. Sabah altıyı çalıncaya kadar hareket edebileceklerini, saat tam altıda yeniden eski hallerine döneceklerini söylemiş onlara. Kardan adam hemen göl kıyısına koşmuş. Kardan kadını sonunda görebileceği için kalbi heyecanla çarpıyormuş.'' Ama göl kıyısına ulaştığında büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Çünkü kardan kadın da bu arada onu görmeye gittiği için yerinde değilmiş. İkisi de karşılıklı birbirlerini beklemişler. Sonra değişik yollardan eski yerlerine dönmüşler. Sabaha karşı kardan adam yeniden göl kenarına gitmiş ve uzaktan kardan kadını görmüş. Ona doğru koşmaya başlamış. Buluşmalarına birkaç metre kala saat 6'yı çalmış. Kardan kadın ve kardan adam tekrar donup eski hallerine dönmüşler. Sabah çocuklar göl kıyısında birbirine bakan kardan adam ve kardan kadının bu yeni yerlerine nasıl geldiğini bir türlü çözememişler. Ama açıkçası bu sorunun üzerinde çok uzun boylu da düşünmemişler. İlkbahar gelip karlar erimeye başladığında kardan adam ve kardan kadın da erimiş. Eriyen sular birleşerek Göle doğru birlikte akmışlar. Birbirini çok seven herkesin bir gün mutlaka buluşacağı gibi kardan kadın ve kardan adam sonunda gölün sularında buluşmuşlar.